Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 11. Zirvesi Kırgızistan'da Bişkek'te yapılacak. Coşkun Özen bizi Bişkek'te bekliyor. Konuyla birlikte Coşkun gündemi ve değerlendirmelerini almak üzere sözü sana bırakıyorum. Evet Serpil, Dizdarlar Türk dünyasının kalbi önümüzdeki 3 gün boyunca Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün akşam saatlerinde Bişkek'e gelecek. Yarın Türkiye-Kırgızistan yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantılarının konsey toplantılarının 6.'sı gerçekleştirilecek. Resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen ardından da Manas Üniversitesi'ne, şu an içinde bulunduğumuz kampüse gelecek. Son derece önemli projelerin açılış törenine katılacak. Biz de şu an Manas Üniversitesi'ndeyiz. Yanımızda Manas Üniversitesi Rektörü Sayın Alparslan Ceylan var. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Manas Üniversitesi'ne, Tanrı Dağları'nın eteğine hoş geldiniz diyorum. Manas Üniversitesi Tanrı Dağları'nın eteğinde kurulmuş nadide üniversitelerden birisidir. Şimdi Sayın Ceylan, biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bişkek'te Evet. olacağını ve programların önemli bir kısmının işte bu kampüste gerçekleşeceğini aktardım Evet. izleyicilerimize. Önemli projeler üretildi geçtiğimiz süreç boyunca Manas Üniversitesi'nde. Bunların açılışı gerçekleştirecek yaklaşık 110 proje. Hemen ardından da burada yapımı tamamlanan Vatan Hastanesi hizmete açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Türkiye'nin Kırgızistan'a yatırımları çok eskiden bu yana devam ediyor. Bundan Evet. sonra da devam edecek. Ondan sonraki gün Çarşamba günü de burada Türk Devletleri Teşkilatı liderleri bir araya gelecek. Kardeşler bu kez nerede? Sizin de belirttiğiniz gibi o Tanrı Dağları'nın eteğinde bir araya gelecekler. Tüm dünyaya verecekleri fotoğraflar, mesajlar önemli. Dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle başlayalım. Manas Evet. Üniversitesi açısından da büyük önemi var. Özellikle şunu ifade edeyim. Manas Üniversitesi 1995 yılında kurulmuş bir üniversite. Önümüzdeki 2025 yılında 30. yılını kutlayacak genç bir üniversite. Ancak genç olmasına rağmen dünyada başarıları olan bir üniversiteyiz. Dünyada ilk bine girip 800'lerde olan bir üniversiteyiz. Dolayısıyla üniversitemiz son derece kıymetli bir üniversite. Sayın Cumhurbaşkanımız da üniversitemize çok ilgili, çok yakından takip ediyor. Her projemizde yakından birebir takip ettiğini biliyoruz. Bu anlamda Manas Üniversitesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu ziyarette Manas Üniversitesi'ni ziyaret etmesi, Manas'a gelmesi de bunun önemli göstergelerinden biri. Hiç şüphesiz Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki insana en büyük yatırımlarından biri Manas Üniversitesi. Yaklaşık 10 bin kişilik bir aileyiz Manas Üniversitesi olarak. 6.500 öğrencisi olan, dünya sıralamasında ilk 800'de olan önemli bir üniversite. Bu üniversiteye Cumhurbaşkanımızın teşrifi bizi gururlandırıyor. Daha da çalışma azmimizi artırıyor. Tabii yarınki bu etkinlikleri biz canlı yayınlarla izleyicilerimize Evet. ulaştıracağız. Ertesi günde, Çarşamba günde biraz önce de aktardım, Türk Devletleri Teşkilatı Evet. Liderler Zirvesi'nin 11.'si düzenlenecek Evet. Bişkek'te. Hızla gelişen bir entegrasyon süreci var Türk devletleri Evet. arasında. Hemen her alanda. Evet. Eğitim bunlardan biri. Onun Evet. dışında sağlık, ulaştırma, aklınıza gelebilecek her türlü alanda son Evet. derece dinamik bir ivme var. Bu toplantıdan beklentiler de var muhakkak. Evet. Geçtiğimiz günlerde ortak alfabe konusunda bir Evet, uzlaşı evet, evet, sağlandı. evet. Kırgızistan'da Latin alfabesine geçiş gündemde. Tabii bir eğitim kurumu olarak Manas Üniversitesi de bu süreci yakından takip ediyor. Hatta birebir de içinde bu Evet. sürecin. Neler söylemek istersiniz zirveye ilişkin beklentiler? Hangi mesajları verecek liderler? Şöyle ifade edeyim. Malum öncelikle bu ilk kuruluşunda Türk dili konuşan ülkeler birliği olarak başladı. Daha sonra Türk Keneşi olarak devam etti. 12 Kasım 2021'de İstanbul'da Sultanahmet'te Türk Devletler Teşkilatı olarak kuruldu. Aslında Sultanahmet'te kurulmasının en önemli fonksiyonlarından biri, biz bir yanda Türk dünyasının birliğinden bahsederken öteki yandan da İslam dünyasına da bir mesaj oldu. Dolayısıyla
Türk Devletler Teşkilatı hızlı adımlar atmaya başladı. Gelişmeler son derece kıymetli. Konjüktür de Türk devletlerinin gelişimine uygun. Dünyaya baktığımızda stratejilerde artık bir değişiklik var. Daha dar kapsamlı birimler oluşmaya başladı. İşte Arap Birliği, Latin Avrupa Birliği, Orta Avrupa Birliği veya işte Latin Amerika Birliği gibi küçük gruplar halinde ama daha sıkı ilişkiler olan gruplar oluşmaya başladı. Bu anlamda Türk Dünyası Devletler Teşkilatı da birlikteliğimizin motor gücünü oluşturuyor. Dolayısıyla Türk devletleri arasında var olan kardeşlik duygusunun artık daha reel, ayakları yerine basan, daha sağlam adımlar atılan yapıya dönüşüyor. Bunlardan birisi mesela gözden kaçıyor olabilir, Gümrük Birliği. Türk devletleri arasındaki Gümrük Birliği son derece kıymetli bir adım. Bunlar atıldı. Biraz önce ifade ettiğiniz alfabe birliği, aynı dili konuşan milletin evlatları aynı alfabe, aynı duygu etrafında birleşmelerinin en önemli husus olduğunu ifade edebiliriz. Tabii dil birliğinin getireceği en önemli hususlardan biri de eğitim birliğidir. Eğitim alanında da önemli adımlar atılmaya başladı. Bu güzel örnekler ortaya koymak gerekiyor. Bence bunun en güzel örneklerinden biri Manas Üniversitesi, diğeri de Ahmet Yesevi Üniversitesi. Evet. Şimdi Azerbaycan'da da Azerbaycan'da var, Özbekistan'da söz konusu, devam ediyor çalışmalar. Bunlar iyi örnekleri çoğaltmak lazım. Bu anlamda Manas Üniversitesi olarak bir örnek teşkil ediyoruz. Bu örneği geliştirmemiz lazım, yaygınlaştırmamız lazım. Malum Orta Asya'daki cumhuriyetler arasında en parlak eğitim veren üniversitelerden birisi Manas Üniversitesi. Manas Üniversitesi'nin öğrencileri mezun olduğunda nasıl iş bulurum kaygısı çekmiyorlar. Dolayısıyla bu büyük bir avantaj. Öğrencilerimiz çok yüksek seviyede bir eğitim alıyorlar. Aranır elemanlar olarak seçiliyorlar. Dünyada da ilk bine giren üniversiteler arasında yer alması zaten bunun da bir göstergesi. Eğitimin kalitesinin Türk dünyasının da Türkistan'ın da yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Kalifiye insanlara ihtiyacı var. Manas Üniversitesi de bunun en iyi menbaalarından biri haline geldi. Bir sorum daha olacak. Geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde ana tema Türk Çağı'ydı. Şimdi Türkiye'de Türk yüzyılından söz ediyoruz. Bu yüzyıla damgasını vurması bekleniyor Türklerin. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki bu ortak anlayış da aslında bu yolda atılan adımların rengi noktasını oluşturuyor. Dünya bir belirsizlikten geçiyor. Kaoslar çağı diyebiliriz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler son bir yıldır tüm dünyanın gündeminde. Uluslararası kurum ve kuruluşların küresel sorunlara çözüm üretemediği, müdahil olamadığı bir dönemden de geçiyoruz. Birleşmiş Milletler yok ortada, Avrupa Birliği yok ortada. Bu aslında Türk dünyasının, Türkistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı öncülüğünde bu boşluğu doldurabilecek bir misyonu ortaya kurup koyabilmesi açısından da bir fırsat yaratabilir mi? Böyle bir potansiyel taşıyor mu? Şöyle ifade edebilirim. Öncelikle Türk Dünyası Devletler Teşkilatı denilince bazı çevreler, bazı dünya devletleri özellikle bunu bir düşmanlık algısı olarak gündeme getirdiler. Aslında Türk Devletler Teşkilatı'nın güçlü olması bence dünyadaki adalet kavramını, huzurun da bir işareti olmalı. Çünkü Türk devletleri ne zaman dünyada güçlüyse o dönemde huzur, adalet var. Orta Asya coğrafyasına baktığımızda bunu çok rahatlıkla görebiliriz. Ayrıca Orta Doğu'ya da baktığımızda görebiliriz. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı herhangi bir devlete düşmanlık üzerinden oluşturulmuş bir teşkilat değil. Tam tersi diğer devletler için de ilişkiler açısından çok daha kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır. Bu Türk Devletler Teşkilatı'nın başarısı diğer devletler için de örnek teşkil edecektir. Bizim ortak paydamız çok. Yani
kazan kazan politikaları genellikle devletler arasında söz konusudur. Bu Türk Devletler Teşkilatı'nda da kardeşlik ön planda. Yani kardeşin kazandığında sen de kazanmış oluyorsun. Dolayısıyla bu birlikteliği diğerlerinden biraz, yani Avrupa Birliği'nden veya diğer birliklerden biraz daha farklı yorumlamak lazım. Evet. Bu hiçbir zaman devletlerin birlikte olmasının önüne geçecek bir husus değil. Yani çevre komşu ülkelerin de yararına olan bir birliktelik. Çünkü bunun temel kaygısında insanları sömürmek yok. Temel felsefesinde insanları ayrıştırmak yok. Tam tersi, Türk kültürünün temel ögesi olan insan sevgisi temelli bir çalışmadır. Devletlerimiz arasındaki ortak paydaların daha da artırılması demektir. Mesela Cengiz Aytmatov'umuz dünyada en çok okunan Türk yazarlarının başında gelmektedir. Evet. Bu yazarımızı Kırılca olarak Türk bir gencinin okuma şansı yok. Gerçi eserlerinin çok şükür hemen hemen hepsi Türkçe'ye çevrildi. Ama diğer coğrafyadakilerin de okuma şansı yok. Şimdi daha iyi okuyup daha iyi kavrama dönemi. Bütün Türk dünyasındaki felsefi düşünceler, sofistik düşünceler, edebi düşünceler bir arada olmasından elbette ki herkes faydalanacak. Bunun yanı sıra ekonomik birlik. Yani eğer birlikteliklerde ekonomi temelli olmasa çoğusu amasette kalır. Dolayısıyla ekonomik birlikteliğin, biraz önce vurguladığım gümrüklerin, gümrük birliğinin oluşması pek çok problemi ortadan kaldıracaktır. Mesela Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçecek tırların beklememesi, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gidecek tırların beklememesi, bunlar çok önemli hususlar. Bunların hepsi masada yatırıldı, hepsi çözümler üretiliyor. Bizim için yapılacak buradaki Türk Devletler Teşkilatı'nın zirvesi çok önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Takip edeceğiz, biz de buradayız bu zirveyi. Tanrı Dağları Türk edebiyatında olduğu gibi Türk kültürünün de temel noktalarından biridir. Burada yapılacak çıkışlar bütün Türk dünyasına çok önemli müjdeler olacağına inancımız sonsuz. Biz Manas Üniversitesi olarak eğitim alanındaki iyi bir örneğiz. Altın Köprüyüz. Bu Altın Köprü sadece Kırgızistan'la Türkiye arasında değil, Türk devletlerinin tüm arasında eğitim alanında bir altın köprü olma özelliği taşıyacak. Bu örneği çoğaltmanın peşindeyiz. Çok teşekkürler hocam. Verdiğiniz mesajlar son derece kıymetliydi, değerliydi tüm Türkistan için. Serpil Dizdarlar, şimdi içinde bulunduğumuz kampüs Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi kampüsü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam saatlerinde Bişkek'e gelecek. Yarın resmi temasları var. Törenle karşılanacak, resmi törenle Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından ikili anlaşmalar imzalanacak. Hemen ardından da işte bulunduğumuz bu kampüse gelecek. Son derece önemli açılışların açılış töreni var. İşte burada ağırlayacak Sayın Rektör Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Yayınımıza konuk oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinden notları aktarmayı sürdüreceğiz. Coşkun Özen'e teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 11. Liderler Zirvesi Bişkek'te yapılacak çarşamba günü. Öncesinde Coşkun Özen ve Türkiye Manas Üniversitesi Rektöründen zirvenin önemini dinledik.